çok çok iyi oldu. Umarım aynı şeyi diğerlerinin de istifalarını görerek kutlarız. Umarım yani. Haberler vardı hatta o saatte. Haberlerde çıkmadı. Ben de önemsemedim. Derhal görevi bırakması lazım. Eğer onuru, gururu varsa bu işi bırakması lazım. Bu işi yürütemiyor. Dünyanın hiçbir yerinde, Afrika ülkesinde dahi bir insan ben dolarla ilgilenmiyorum diyorsa o kişi Maliye Bakanlığı yapamaz. Başta kayınbabası damadımı yönetecek. Ecik'te başkaları yönetsin. Yeter bu adam. Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İsabet olmuş. Yani düşüncem bu. İyi olmuş yani. Ekonomi daha düzelecek gibi geliyor. Açıkçası siyasetle çok ilgilenmiyorum ama hani yerine gelecek varsa hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Çok şaşırdım. Televizyondan ya da medyadan duymadım ama şu an sizden duyuyorum ve gerçekten inanılmaz şaşırdım. Hiç beklenmedik bir şey. Mantıklı bir gerekçesi varsa yapsın. Ama ufak tefek siyasi oyunlarsa onu da kendileri bilir. Sizce mantıklı bir gerekçesi var mı? Ben hiç o konuyla ilgilenip televizyonda dinlemedim daha doğrusu. Sadece başlık alt başlık olarak istifa etti mi etmedi mi şeklinde bir tereddütlü bir cümle gördüm. Onun dışında neden istifa etti? Gerçeği söylemek gerekirse beni pek ilgilendirmiyor. Şeyin yok bu konuda, tek seçicinin kim olduğunu biliyoruz. O yüzden nasıl bir tasarrufta bulunduğu, gelenin özelliği nedir, daha mı iyi yapar, daha mı kötü yapar bir bilgimiz yok. Parlamento olsaydı belki daha iyi görüş bildirebilirdim ama ne gelenin ne gidenin hakkında bir bilgim yok. Ekonomi Bakanı zaten Berat Albayrak. Yani ben aslında bu işlerin sosyal medyadan değil de direkt olarak, hani Cumhurbaşkanı'na direkt olarak söylenmesi gerektiği taraftarıyım aslında. Yanlış yapmıştır, istifa ettiyse yanlış yapmıştır. Duymadım da yani böyle bir şey. Beklemem de kendisinden. Yani çünkü istifa edecek bir pozisyonda değil. Ne düşüneyim? Bence iyi olmuş bir tarafta. Çünkü milletin halini görüyorsunuz. Geç kalınmış diyebilirim. İstifa etmesi normal bir olay. Çünkü bakandır, yeri geldiğinde istifa eder, durabilir. O onun doğal hakkı. Fakat sosyal medya değil de bunu bir bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanımızı sunsaydı daha etik olurdu. Şu anda biraz ben etik bulmuyorum. Ne sıkıntısı varmış da istifa mı etmiş yani? Niye etmiş? Etmemesi lazım. Ben AK Partiliyim. En güzelini yapmış. Yani aynı aileden olduğu için aslında ben de bu partidenim, yani oraya vermişimdir. Fakat aynısını halk arasında yanlış anlaşılıyor. Ne kadar da yapmaya becerdiyse de beceremedi yani. Onun için de en güzelini yapmış, kısası bu. Benim anladığım bu yani. Vallahi kendi düşüncesi, bir şey diyemem ben. Ne diyeyim ben ona? Şimdi devlet büyüklerimiz daha iyi bilir. Sevdiğimiz bir adamdı ama bilmiyorum yani. Bakalım hayırlısı olsun, devletimiz hakkında hayırlısı olsun ya. Böylesi uygun görüldüğüne göre. Vardı devlet büyüklerimizin bir bildiği. Asılsızmış diye duydum. Bir şey düşünemiyorum pek fazla. Yani haberler vardı hatta o saatte. Haberlerde çıkmadı. Ben de önemsemedim. Gördüğümde inanmadım. Dedim herhalde fake atıyorlar falan. Sonra şey dedim. Kabul etmezler ya. Ne olacak istifasını falan düşündüm. Çok çok iyi oldu. Umarım aynı şeyi diğerlerinin de istifalarını görerek kutlarız. Umarım yani. İyi oldu. Türkiye'de illaki başta kayınbabası damadımı yönetecek. Ecik'te başkaları yönetsin. Yeter bu adam. Bunu düşünüyorum. Hiçbir önde gelen basın, bugünkü Sabah gazetesi, Hürriyet gazetesi istifa haberi dahi olarak veremediler. Türkiye'nin ne kadar yani yükseklerde bir Avrupa liglerinde olduğunu gösteriyor bu durum. Üzüntü duyuyorum. Gerçekten sadece bundan da üzüntü duyuyorum. Tabii Berat Albayrak'ın yapmış olduğu icraatlarda beğeniyor musunuz diye sorarsanız beğenmediğimi söyleyebilirim. Niye söyleyebilirim? Dünyanın hiçbir yerinde, Afrika ülkesinde dahi bir insan ben dolarla ilgilenmiyorum diyorsa o kişi Maliye Bakanlığı yapamaz. Derhal görevi bırakması lazım. Eğer onuru, gururu varsa bu işi bırakması lazım. Bu işi yürütemiyor. Merkez Başkanı'nın görevden alınması onun hatasını affettirmez. Bakan olan kişi
bütün faaliyetlerden sorumludur. Eğer merkez başkanının bir başarısı söz konusuysa bunun müsebbibini bakanın taşıması lazım. Görevini derhal bırakması lazım.